Şimdi telefon hattımızda 6 Gerçek muhabiri Yağmur Kaya var. Merhaba Yağmur. Mustafa merhaba. Neredesin şu anda ve durum nedir? Anlatır mısın lütfen? Mustafa şu an Samandağ'dayım. Dün akşam saatlerinde depremin gerçekleştiği merkezdeyim. Akşam saatlerinde gerçekleşti bu deprem. İnanılmaz bir panik havası vardı o saatlerde Musa. Biz araçta seyir halindeyken yakalandık depreme bir ara sokakta. Tam o esnada sağda ve solda bulunan binalarda bulunan insanlar çığlık çığlığa dışarı çıkmak zorunda kaldılar. Ağlayarak birbirlerine sarılarak sokaklara çıkmak zorunda kaldılar bu insanlar. İnanılmaz yani kıyameti andıracak böyle sahnelere tanıklık ettik maalesef. Her çıkan insan şunu söylüyordu, özellikle biz ilk günden beridir belirtiyoruz bunu. Bu insanlara çadır verilmediği için depremin 16. günü çadır verilmediği için evlerine geçmek zorunda kaldıklarını söylüyorlardı. Hasarlı evlere geçmek zorunda kalıyorlardı. Tuvalet ihtiyaçlarını karşılamadıkları için o evlere, hasarlı evlere girmek zorunda kalıyorlardı. İlk günden bu yana buradaki insanların sesini duyurmaya çalışıyoruz. Çadır ihtiyaçları olduğunu söylüyoruz. Ancak maalesef buradaki halk şu ana kadar Antakya başta olmak üzere muhtemelen diğer depremzedelerde tek bir muhatap bulabilmiş değil. Burada inanılmaz bir çadır sıkıntısı söz konusu. Dün akşam saatlerinde Samandağ resmen bir hayalet şehre dönmüştü. Elektrikler yoktu, her yerden siren sesleri geliyordu. Birçok mahallede yıkımın olduğu, enkaz altında kalan insanların olduğu söyleniyordu. İnsanlar canhıraş bir şekilde arabalarına sığınmak zorunda kaldılar. Yani arabaları, araçları olan insanlar bile şanslılar şu durumda. Çünkü çadırları yok, hasarlı binalar ve arabalarda uyumak zorunda kalıyorlar. Arabaları olmayan insanlar ise çoğunlukla burada derme çatma bir çadır kurmuşlar. Kendi imkanlarıyla enkazdan söktükleri çivileri toplamışlar. Brandayı toplamışlar, bez parçasını toplayıp bir araya getirmişler. Yamalı çadırlar hazırlamışlar kendilerini ve orada barınmak zorunda kalıyorlar. Isınmak zaten çok büyük bir problem. Son iki gündür gün içerisinde hava sıcaklığı çok yüksek, ancak akşam saatlerinde çok büyük bir soğuk oluyor, ayaz oluyor. Yani o insanlar bir kutunun içerisinde ateş yakarak, ateşin etrafında durarak ısınmak zorunda kalıyorlar. Yani bilanço Musa gün geçtikçe burada ağırlaşıyor. İnsanlar çok çaresiz, tek bir muhatap bulamıyorlar. Çadır verilmiyor. Bakın size şöyle bir örnek vereyim. Dün Güven Aslan diye birisiyle tanıştım. Ailesini Mersin'e göndermek zorunda kaldığını söyledi bu süreçte. Çünkü evi ağır hasar almıştı. Küresi hayvanları var ve portakal bahçeleri olduğunu söylüyor bu kişi, Güven Aslan. O nedenle AFAD'ı arıyor. AFAD'dan çadır istiyor. AFAD da buna kendilerine çadır veremeyeceğini, çadır kente gelmesini teklif ediyor. Bu da Güven Bey de açıklıyor, diyor ki bakın diyor, benim kümesli hayvanlarım var ve tarlam var. Yani ben hayvanlarımı bırakıp çadır kente yerleşemem, gelemem diye cevap veriyor. Ancak AFAD diyor ki çadır kente gelemezseniz size çadır veremeyiz şeklinde bir yanıt alıyor maalesef. Burada insanlar kümeste kalıyorlar. Seralarında yetiştirdikleri geçim, karınlarını doyurmak için, geçimlerini sağlamak için yetiştirdikleri ürünleri seralardan kopararak orayı bir yaşam alanına çevirmiş durumdalar. Daha düne kadar böyleydi. Ancak geride kalanlarsa yavaş yavaş şehri terk ediyorlar, terk etmek zorunda kalıyorlar. Dün çünkü bir aile birbirine sarılıp ağlıyordu ve yeter artık burada kalmak istemiyoruz diyorlardı. Hani bir daha deprem olmayacak, niye bize bu kadar vurdum duymaz davranıyorlar, niye sesimizi duymuyorlar şeklinde hakikaten yani filmlerde bile göremeyeceğimiz şeyler yaşanıyor burada. Anlatabilmek için, anlayabilmek için sanırım gelip buraları görmek lazım. Yani trajik şeyler yaşanıyor, dram yaşanıyor. Bu insanlar maalesef şehri terk etmek zorunda bırakılıyor. Göçertilmek zorunda bırakılıyorlar. Antakyalıların genel kaygısı bu. Biz topraklarımızı terk etmek istemiyoruz. Biz yerinde dönüşüm istiyoruz. Burada bağımızın, bahçemizin olduğu yerde bize çadır verilsin.
burada kalmak istiyoruz şeklinde ifadeleri var bu insanların. Ancak o ifadeleri, o çağrıları maalesef yanıt bulmuyor ve bu insanlar her geçen gün şehri terk etmek zorunda kalıyorlar. Yani dün Gülten Hanım diye bir hanımefendiyle tanıştım, 60-65 yaşlarında. Ali isminde bir oğlu var, 24 yaşlarında ve oğlunun akıbetini şu an bilmiyor. Şevlik diye bir mahallesi var, bu tamam daha bağlı. Defne dediğimiz ilçeye otostop çeke çeke gelip burada Türkiye İşçi Partisi gönüllüleri üyelerinden oğlunun ne olduğuna dair, akıbetine dair bilgi almak için gelmişti. Düşünün yani burada gönüllülerin desteğiyle bu insanlar ayakta kalıyor. Bunun altını özellikle belirtmek istiyorum. Yani birçok demokratik kitle örgütü, siyasi parti, tiptir, halk evleridir. Burada halkın yardımına koşmaya çalışıyorlar, ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar ve insanlar başları sıkıştığı zaman bu insanlara geliyorlar. Bize destek olun, bize yardımcı olun diye. Tek bir devlet yetkilisini, devlet adına iş yapan insanları karşılarında bulamıyorlar maalesef bu insanlar. Dediğim gibi Musa, gün geçtikçe buranın bilançosu ağırlaşıyor. Çadır sıkıntısı hala devam ediyor. Gönüllülerin, partililerin destekleriyle buradaki insanlar ayakta kalıyorlar. Aş evleri kurulmuş burada birçok noktada. Türkiye İşçi Partisi tarafından, HDP tarafından, diğer demokratik kurumlar tarafından. Sabahları kuyruğa dizilip bu insanlar çorba içiyorlar. Öğlen bu gönüllülerin rahatlığı yemekleri yiyorlar. Gene tıbbi ihtiyaçlarını buradan karşılıyorlar. Gönüllü doktorlar tarafından. Hijyen malzemelerini buradan karşılıyorlar. Ya çok spesifik noktalarda, böyle çok merkezi noktalarda afat çadırları kurulmuş ama bunun dışında hakikaten insanlar gönüllülerin kurduğu bölgelere gelip ihtiyaçlarını giderebiliyorlar. Onun dışında tek bir muhatap maalesef bulamıyorlar.